Ben yoldan çıkmışım ya. Ben namaza duruyorum aklıma bunlar geliyor diyor. Kabe düşünüyorum bunlar aklıma geliyor. Ya. Allah hakkında olmadığı şeyler aklıma geliyor. Peygamber hakkında olmadığı şeyler aklıma geliyor. Bunlar çok yaşanan şeyler abiler. Vesvese geldi. ibadet zamanında bir şey okuyamıyorsun, yapamıyorsun. Aklına kötü kötü şeyler geliyor. Sen de bunlara takılmaya başladın. Uğraşmaya başladın. Bunlar gitgide artmaya başlar. Ne yapacaksın? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain, Ala rasulina Muhammedin salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Evet geçen hafta başlamış başladığımız vesvese bahsinin ikinci bölümü, ikinci veci. Mü'min'in Suresi 97 ve 98. ayetlerin tefsiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi e'uzubike min hamazati shayatin ve e'uzubike rabbi en yahdurun ayeti kelimesi. Yani ey Rabbim şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Onların yanında bulunmalarından da ey Rabbim sana sığınırım. Bu ayet kelimenin tefsirinin yapılmış olduğu 21. sözün 2. makamı. Geçen hafta 1. Noktayı yapmıştık. Yani ehli imana gelen, en çok gelen vesvese türlerinden beş tanesini burada zikrediyor. Geçen hafta girişi yaptık. Bu hafta yine farklı bir vesvese boyutu ve önemli bir nokta. Şimdi öncelikle derse girizgah olaraktan insanın hem dünya hem uhrevi huzuru kazanması ve muvaffakiyeti için öncelikle kendini çok iyi tanıması lazım. Yani kendini doğru tanımlaması lazım. Tanıması ve tanımlaması lazım. Yani kendini et ve kemikten ibaret sayan, işte mülk boyutu dediğimiz şu, yani aynanın karşısındaki e, gözüken haricindeki melekut boyutunun, yani manevi yönlerini unutan kişinin, yani insan, nasıl, sen nasıl tanımlıyorsun insanı? Ben et, kemik, işte saçım, sakalım, işte güzelliğim, saçım, ondan sonra gibi... Mülk boyutuna bakıp o melekut boyutunu unutan kişi uhrevi hayatında da dünya hayatında da asla huzurlu ve mutlu olma imkanı yoktur. Bunun dindarlıkla dinsizlik hiç alakası yok. Yani insan iki noktayı da bilip ona göre bir tanımlama ve tanımlandırma yapması lazım kendi dünyasında. Şimdi mülk boyutunun ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yemek yiyoruz, değil mi? İşte çay içiyoruz tatlı yiyoruz, değil mi? Mutlaka eksiklerini tamamlıyoruz. Farkındayız bunların eksikliklerinin. İnsan melekut boyutunun da yani ruhunun, kalbinin, işte vicdanı gibi latifelerin de e, hem bunları bilmesi hem de bunların ihtiyaçlarını karşılaması lazım. Şimdi bu melekut boyutundan da haber veren, adeta buranın haritasını bize çıkaran da ders veren de yegane tek bir öğreti dindir. Yani dinden hariç insanın melekut boyutundan haber veren veyahut da onun böyle ihtiyaçlarını haber veren başka bir kaynak bulamazsınız. Şimdi diyeceksin ki abi, psikoloji var. Ondan sonra ruh bilimi falan filan var. Evet bunlar haber veriyorlar. Ama velakin bunların ihtiyaç kısmının karşılanma noktasında nakıs kalıyor. Çok, Çözüm yok. Çok yani çok cüzdi yani dediği gibi belki de %20'lik bir kısmını tedavi noktasında bakış açıları ki birçoğu da yine bu bakışçıların hepsi belki de geçmişte gelen bir peygamberin bir öğretisine dayanıyor aslında. Ee, yani e, o yüzden insan tanımlamasını tanımlamasını doğru yapıp ondan sonra İslam'a geçiş yapmamız lazım. Çünkü çok derste biz bunu ifade ediyoruz. Yani önce insan sonra İslam. İnsaniyetinin farkına vardıramadığımız kişilere İslamiyet'i hakkıyla anlatamayız. Anlattığımız İslam da onlarda çok ciddi şekilde sıkıntı oluşturur. E, adeta işgal altına alınır kişi. Yani bazı dini vazifelerini yapmak o kişiye zor gelir. Bazı dini kurallar onun için engel olur. İşte bugün etrafımızdaki insanların tesettüre gelememesinin, namaz kılmakta lakaytlık göstermelerinin temel sebebinde hep bu vardır. Yani kendisine tabiri caizse emredilen vazifenin veyahut da kuralın kendileri için bir faydası olduğunun Farkındalığı olmuyor kişilerde. O yüzden tesettür esaret oluyor, namaz işte bitmiyor, usanç veriyor, e işte dua etmek, kuran okumak gibi bütün ibadetlerin hepsi insana böyle ekstra dünyanın dünyavi keyiflerimin önüne set çıkan engeller olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden kendimizi manevi açıdan tanımamız ve vahiy ve sünnetle kendimizi anlamlandırmamız lazım ki o zaman işte tam manasıyla biz insan olalım, oradan da insan e, İslam olalım. Önce bunu yapmamız lazım. Şimdi insanın manevi boyutu var dedik ya. İnsanın manevi boyutunun da manevi düşmanları vardır. Dersin ilk bölümünde hatırlarsanız vesveseye ne demiştik? Vesvese manevi bir hastalıktır. Maddi bir hastalık değildir. Maddi hastalık en azından bölgesel olaraktan çabuk bulunabilir ve ona bir tedavi uygulayabilirsin. Mesela kolun ağrıyor, işte krem sürersin, işte kas gevşetici içersin vesaire. Yani o bölge bilinir. Ona göre bir muamele yaparsın, işte filmini çekersin. Fakat manevi hastalığın yeri bilinmez. İnsanın manevi boyutundaki hastalıkların ondan sonra net olarak Aa, bu buradır diyeceğim bir hastalık yoktur orada. Manevidir çünkü. E, i̇nsanın manevi boyutu da insanı insan yapan ve en derin noktalarıdır. Ha bu insanı insan yapan, halife-i ruh -i zemin yapan ve insanı bütün ondan sonra varlıktan üzerine çıkaran bu manevi boyutun da manevi düşmanları vardır. Bu düşmanlar ana olaraktan, yani ana maddeleri ayırırsak birisi enfüs, diğeri afak. Yani birisi benim kendi bünyemde, diğeri hariçte olan dört tane düşmanı vardır. Bu dört tane düşman aynı zamanda iyi anlamlandırılırsa, iyi tanımlanırsa aynı zamanda insan için dost olur. Yani zahiri düşmandır ama iyi tanımlarsan, iyi anlamlandırırsan senin için dost olur. Nedir onlar? İnsanın iç dünyasındaki, enfüs alemindeki düşmanı nefsidir. Manevi düşman. Afaktaki düşmanlar nelerdir dediğimizde birisi şeytan, birisi cinler, bir de ervağı habise vardır. Üç nokta. İnsan enfüste nefis, afakta üç düşman. Şeytan, ervağı habise, cin. Bunlar insana sıkıntı verirler. Bunlar insanlarla uğraşırlar. Çünkü bunların vazifesi budur. Ya sen bunu sünnet ve vahiy ve sünnetle doğru anlamlandırıp ona göre mukabele edip bunlardan istifade edip terakki edeceksin. Veyahut da bunlara mağlup olacaksın. İnsaniyetini beşeriyet seviyesinde bencelerle, felsefeyle tanımlayıp tamam bunlara mağlup olacaksın. Esfeli safine düşeceksin. Peki bunlar ne yaparlar? Bunlar nerelere temas ederler? Nasıl bir zarar verirler? Şimdi insanın manevi boyutunun üç ana cihazatı latifesi vardır. Birisi kalp, birisi akıl, bir de bunların tümünü kapsayan bir ruh vardır. Şimdi kalp bölümünün manevi düşmanı şeytandır. Şeytan kalbe ne verir? Vesvese verir. Dolayısıyla vesvese kalbidir. Peki bunun çözümü nedir? Nasıl çözeceğiz bunu biz? Zikir, Kur'an ve evrat. Yani dua. Yani cevşen. Bizim daimimizde cevşen. Ve özellikle ve özellikle Hizbül Kur'an. Maalesef cemaatimiz içerisinde artık yavaş yavaş unutulmaya yüz tutmuş bir hakikat olmaya başladı. Hizbül Kur'an. Hizbül hakaik değil bakın. Hizbül Kur'an. Yani Kur'an-ı Kerim'den Bediüzzaman Hazretleri'nin bine yakın ayet en faziletli ve insanın mülk ve melekut boyutunda onu muhafaza edecek, faziletini arttıracak, sevabını arttıracak, enerjisini arttıracak, vehim ve vesveselere karşı, erva habiseye karşı onu koruma altına alacak olan bin tane ayetten alınmış bir kitapçık haline getirilmiş bir eserdir. Hizbül Kur'an. Bunu mutlaka ve mutlaka okumamız lazım. Yani vesveseden muhafaza olunma noktasında bir noktası budur. Bakın tekrar söylüyorum. İnsanın kalbi, onun karşısındaki manevi düşman şeytan ne yapar? Vesvese verir. Bundan korunma, bunun tedavisi nasıl olur? Zikir, Kur'an, evrattır. Bu dairemiz içerisinde cevşendir, hizbül Kur'andır. Ehli tarikatsan kendine ait işte Ehlullah'ın bağlı olmuş olduğun tarikat şeyhlerinin, işte silsile-i mübarekin okumuş olduğu evratlardır. Mesela bizim... Hizbül Hakaik dediğimiz büyük cevşen diye adlandırdığımız o eser içerisinde ne var? Mesela Şah Nakşibend Hazretleri'nin duası var değil mi? Delaili Nur var. Salavatlı şerifleri içeren eser var. İşte Sekine duası var vesaire vesaire. Bak biz ne yapıyoruz? Bunları istimal ediyoruz. Bu nokta önünde. İkinci düşman, insanın manevi latifesi ve cihazatı hükmünde olan aklı vardır. Bu aklın karşısında o akla temas edip o akıl noktasında insana rahatsızlık veren bir düşman vardır. Manevi düşman o da cindir. Peki bunlar ne yaparlar? Bunlar da insana vehim verirler. Vehim aklidir. Vehim aklidir. Cin taifesi insanın aklına, fikriyatına müdahale eder. Cinnet geçirdim der mesela değil mi? Aklı melekem gitti cinnet geçirdim der. Yani cinin net gözükme halidir. Cinnet. Peki bunun tedavisi nedir? Nasıl tedavi edeceğiz bunu? Marifetullah. Yani okuduğumuz bu eserleri işte böyle mütefekkir okumak. Eğer ehli tarikatsan kendine ait derslerini ciddi şekilde takip ederek okumak. Ve tefekkür. Tefekkür sürekli olacak. Zihin boş kalmayacak. Bakın aklınızı, fikrinizi marifetullah ve tefekkürsüz bıraktığınız anda akıl geçmişten sana elemler getirir. Geleceklerden de gelecekten de endişe getirir. O yüzden fikriye fikir yapması boş insanlar en tehlikeli insanlardır. Sarar, sana sarar, ona sarar, ona sarar. Çünkü boş. Ha, geçen hafta dedik ya, değinme selmemi misal vermiştik Hasan Abiden, değil mi? E, i̇ki tane taş düşün, arasına mısır koydun mu? Un yaparsın. Buğday koydun mu? Buğday unu olur. E, boş bıraktın mı? Gıcırdar. Gır 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 diye başlar ötmeye, tamam mı? Şimdi sen aklını boş bıraktın. Tefekkür yok. E muhalefet desen yok. E sana ne yapıyorsun? Ha, geçmişte bu bana böyle demişti. Bir tane kelam söylemiş. Ha bana böyle demişti. Böyle demişti. O bakıyorsun. O topluyor topluyor ya. Yani. Niye? Bak burada bir musallat var. Peki bunu ne yapacağız? Tedavisi neydi? Muhalefetullah ve tefekkürdü. Bunlar artarsa bir ortaya çıkar. Yani o hastalıktan kurtuluruz. Üçüncü nokta ruh dediğimiz yani aslında insanın maneviyatının bütünselliğini ifade eder ruh. Ee, bunun manevi düşmanı nedir? Erva-habisedir. Erva-habise cinden farklı bir varlıktır. Her an yaratılır. Ruhani gibi. Mesela şu anda biz ne yapıyoruz? Bir ders yapıyoruz. Bu dersi dinleyen kaç kişi burada? Dört kişi, 5 kişi zannediyoruz. Burada bunu dinleyen Müslüman cinler olduğu gibi ruhaniler de vardır. cenab Hak senin ağzından çıkan kelamı dinleyecek bir varlık yaratır meleklerden farklı bir kategoridir bu ruhani. Bir de bunun ters tarafı vardır. Yani erva habise dediğimiz yani senin kötü fikirlerinden, düşüncelerinden, kelamlarından, izlediklerinden, dinlediklerinden vücuda getirilen ve senin ruhuna ciddi şekilde taarruz eden bunlar varlıklardır. Bunların sana musat olduğu nereden belli olur? Ruh sıkıntısından belli olur. Mesela durup durup sıkılırsın. Of, çok sıkılıyorum ya. Çok sıkılıyorum ya. Tamam Çok sıkılıyorum. Hep böyle of. negatif bir enerji vardır. Neden? Çünkü e, izlediklerin, özellikle izlediklerimiz, mesela üstad sözlerde diyor mesela değil mi? Bir açık bir şeye bakmak e, ruhun diyor hissiyatı, alesini söndürür. Yani biz mesela izlediğimiz basit basit videolar var ya aslında o videolar komprime olarak bizim dünyamıza taşınıyor. Kişinin hissiyatı, kişinin fikriyatı, kişinin maneviyatı senin bütün olaraktan alemimize giriyor. Aynı öyle. Alıyorsun hop taşıyorsun içerisinde. E bütün gün saatlerce bir de video izledin düşün. Ki yapılmayan bir şey değil bu. Yani. Beyinsiz bir şey olman önemi değil. Sıkılıyorsun. Aynen Latifeler ölüyor ve sen sıkılıyorsun, üflüyorsun, püflüyorsun, hayattan lezzet alam lezzet alamıyorsun. Tek lezzetin ekran başında geçirdiğin zaman telefon eline ver, rahat ediyor. Çünkü neden? Aynı Afyon gibi böyle. Bizim şimdi Süleyman Efendi, Süleyman Efendi de akıllı telefonların şeyine kapıldı. Anne, annesi evde resmen cihat yapıyor. Ha, vermiyor. Ya size yemin ediyorum ya, bak. Telefon şöyle duruyor ya, telefonu takip ediyor böyle hani böyle eroinmanlar olur ya böyle, hani bir fırt çekeyim ya, hani bir bir çekme bir, bir fırç çeksem yeter yani. Ha bu hali nasıl geldi? E babası o halde çünkü, ablası o halde yani. Biz de görüyor, nereden götürtüdük? Nereden çık akıllı telefonu yani? E biz gün gün biz böyleyiz, e görüyor, e cazip. Bir de farklı noktalar var onu çeken işte Erva Habise vesaire gibi noktalar hep o izlediğimiz görüntüler üzerinden bizim dünyamıza taşınmaya başlıyor. Peki bundan, bundan nasıl kurtulacağım? Bundan kurtulmanın yolu da terklerdir. Ama çok zordur. Mesela bak telefonu terk edemiyoruz. Edemiyoruz değil mi? Bağımlılık yapmış bizde. Hani babamın çok hoşuma giden sözüdür. iPhone değil, Afyon der yani. Afyon. Harbiden de Afyon yani. Afyon gibi yani. Bağımlılık. Ya. Yani dolayısıyla bak bu üç nokta insanın manevi noktadaki düşmanlarıdır. Ha bunları doğru kullanırsan, mesela şeytanı doğru kullanırsan, şeytana uymazsan terakki ediyorsun. Nefs uymazsan terakki ediyorsun. Öyle değil mi? C cin sana musallat olarak vehim veriyor. Vehimlerine imani bahislerle tedavi atıyorsun. Terakki ediyorsun. Bak ne oldu? Hep terakki kapası açılıyor ama biz çoğu zaman yanlış kullandığımız için ne yapıyoruz? Tedenni ediyoruz. Yani düşmeye başlıyoruz. Dünyamız hem maddi hem manevi dünyamız mahvolup gidiyor. O yüzden bu noktada kendimizi çok iyi tanımamız, düşmanlığımızı çok iyi tanımamız lazım. Şimdi konu ikinci vecihe geçiyoruz. Yani paragraf üzerinden konuşacağız tekrardan. İkinci vecih yani bu zamanda özellikle ehli imanda gözüken vesvese çeşitlerinden bir tanesini zikredecek. En çok gözükenlerden. Çok çeşitleri var vesvesenin yani. Ondan sonra ama en çok gözüken 5 tanesini zikrediyordu ya. Şimdi ikinci vecini okuyacağız. İkinci veci budur ki manalar kalpten çıktıkları vakit suretlerden çıplak olarak hayale girerler. Oradan suretleri giyerler. Hayal ise her vakit bir sebep tahtında bir nevi suretleri nesceder, dokur. Ehemmiyet Verdiği şeyi, şeyin suretlerini yol üstünde bırakır. Hangi mana geçse ya ona giydirir, ya takar, ya bulaştırır, ya perde eder. Şimdi burayı bir açıklamaya çalışalım. Çünkü önemli bir nokta. Cümle başından tekrardan geri dönersek. Manalar nereden çıkıyormuş? Kalpten çıkıyormuş. He, demek ki mananın merkezi kalp. Şimdi mana gelmiyorsa bize demek ki kalpte marifetullah harici başka bir şeyler girdiğinin alametidir. Çünkü kalp harem dairesidir. Bak kalp harem dairesidir. Orası Cenab-ı Hakk'ın tabiri caizse harem dairesidir. Oraya marifetullah'tan başka, Cenab-ı Hak'tan başka bir şey sokulmaz. Ama diyor cinayetkar hırs, yani bir şeyde çok fazla yoğunlaşmanla beraber sen ne yapıyorsun? Oraya saldırıyorsun. Oraya orayı deliyorsun. Ondan sonra ne gözükür? E maneviyatta yabanilik gözükür. Hani bazen olur ya o kursunda çıkartamazsın. O kursunda anlamazsın. Bir şey düşünüyorsun, kafan basmaz, çıkmaz. Ben çok yaşamışımdır onu mesela. 6000 kusur sayfalık eserler kendini kapatır sana yani. Ve emin olun ki o zamanlar genelde benim böyle ya çok ciddi dünyevileştiğim veya çok ciddi boş işlerle uğraştığım zaman dilimleridir. Kendi dünyamda böyle. Herkes kendini değerlendirecek. Kimse kimsenin ondan sonra e, zaptını tutmaya hakkı da yok, gerek de yok. Ben kendi dünyamda yaşadığım şeyi söylüyorum. Şu, inanır mısın yani odada oturup böyle idarede ders çalışırken yok yani. Ya oturuyorum kafam basmıyor, anlamıyorum vesaire tamam mı? Niye? E, çünkü meşguliyet farklı cinayetkar hırs denmiş. Tamam Ama bazen de öyle bir hal oluyor ki değil mi? İnsan çok güzel okuyunca, o vazifelerini ifa edince böyle duruyorsun. Bu sefer de kalem yetişmiyor yani. Yani üç tane, dört tane manaya geliyor. Ulan diyorsun ha bunu yazayım, ha şunu yazayım. Ulan ben mesela geçen öyle Cenab-ı bozunca okuttu böyle bir gün içerisinde çok yoğunlaştırdı. Üç dört tane mana Cenab-ı Hak nasip etti. Yazamadım. Bir tanesi aklımda üçü gitti. Hadi diyor saat yazı geldiler yazılmadan gittiler. Harbiden mı böyle. Yani şimdi diyeceksin ki Hasan abi artistik mi yapıyorsun? sen de oldun mu üstad gibi. Alakası yok kardeşim. Hepimizin dünyasında yaşanmış olduğu şeyler bunlar. Evliyalıkla, eşkıyalıkla falan mesele değil. Neye de yoğunlaşırsan, neye de yoğunlaşıyorsan oradan sana bir şeyler söyleniyor. Öyle değil mi bana abi? Koltukta, Chester'da yoğunlaşınca diyorsun ki bu, 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 bu bir şey çıkıyor ortaya. Herkes de böyledir bu. Peynircilikte şimdi yoğunlaşıyorsun değil mi? Bak farklı farklı peynir türleri, o işte satış yöntemleri aklına geliyor söyleniyor. Herkese ithal ediliyor ki yani bunu sen dikkat etmiyorsun. Sen kendini dinlemekten alıcısın. Biz biraz daha fazla kendimizi dinlemeye başlayınca tamam mı anlıyorsun neyin nereden geldiğini. Aynen bunun gibi de. Şimdi manalar kalpten çıkıyor. Fakat kalpten çıkan bu manalar çıplak dedi bak. Yani adeta ham madde olarak çıkıyor. Hani bir şeyin ham maddesi vardır ya. Mesela i̇şte ha, işleyeceksin sen. Mesela bir toprak var. Toprak ham madde olarak. Dün sen bundan ya testi yapacaksın, ya bardak yapacaksın, ya vazo yapacaksın, ya testi yap işte bir şey yapacaksın yani. Ya He, çıkıyor, He. aynen kumaş çıkıyor, ham madde olarak çıkıyor, boyaneye giriyor işte ya ondan sonra dikiliyor. dikiliyor ya şal oluyor ya o oluyor ya patisko oluyor bir şey oluyor. Ham madde yani ham, kumaş ham üzerine işlemi yapılmamış. Mana da kalpten ham olarak çıktı tamam mı? Mana kalpten çıkınca bakın kelimesizdir, suretsizdir. Yani hiçbir şey yoktur. Şuna basit bir örnek vereyim. Klavye oturdunuz. Mana geldi. Ama dışa vurmadı. Ne yapıyorsun? Tak bir belge oluşturdun. İşte bir kompozisyon yazdın. Ve kelimeyi döküldü. Mana. Bak mana çıktı. Senin d-mana geldi. Böyle hop. Ve kelimeyi döküldü. Klavyede sana yazı olarak sen bunu dışarı atıyorsun. İnsanın da kalbinden mana çıkıyor. Fakat bu mana bir yolculuk yapıyor. Bu yolculuk da insaniyet dediğimiz o insanın melekut boyutunda belki 20 belki 30 tane süzgeçten geçiyor. Mesela dimağda 7 tane süzgeçten geçiyor. Ondan önce baskı latifeler, baskı noktalar var. Oralardan geçiyor ve senin ağzından kelime olarak çıkıyor. Bazen yazı olarak çıkıyor dışarı. Şimdi bu mana yolculuğu insanın kalbinden başladı. Dima'ya doğru giderken nereden geçiyor? hayal bölgesinden geçiyor. Şimdi hayal bölgesi. Hayalin bir bölgesi var. Şimdi bakın insanın manevi cihazat ve latifeleri maddi bedenin cihazatları gibi değildir. Mesela benim kalp dediğim o hani kan pompalayan kalp, hani iman merkezi değil kalp pompalayan kalbim ciğerime yakındır. Ama ayağımı uzaktır. Doğru mu? Bu el bu ele komşudur ama sol ayağıma uzaktır gibi. Yani maddi e, cihazatlar organların komşuluğu böyledir. Nettir, hatları bellidir. Değil mi? Ama insanın manevi boyutunun, manevi ondan sonra yönünün, işte ruh, kalp, sır, hayal, latife-i rabbaniye, hafi ahva denilen böyle daha da indiğin zaman aşağılara bir sürü maddeler sayılır bunu ehlullah. Yani insanların DNA'sını çıkartmış hakiki insanlar. Yani ben şimdi size bunları söylesem, yani benim hepsi bilgi evinden, çoğunu da bilmiyorum. Ukalalık olur, o yüzden bildiklerimi söyledim ben. Bunların özelliği şudur, bunların komşuluğu yoktur. İçcedir, yan yanadır, yapışıktır, tamam mı? Geçişler çok serbesttir. Ben bunu şeye benzetiyorum, Avrupa Birliği ülkelerine benzetiyorum. Mesela biz Emre ile gittik Almanya'ya, Düsseldorf'ta indik. Arabaya bindik. 2 saatte Hollanda'ya geçtik. Hollanda'dan geçtik şeye. Nereye? Ha, bir Belçika. buçuk saatte Belçika'ya geçtik. Belçika'da ders yaptık. Geldik Hollanda'da ders yaptık. Döndük Almanya'dan, Düsseldorf'tan bindik. Türkiye'ye geldik. Öyle yerler var ki Avrupa Birliği ülkelerinin bazı yerlerinde. Mesela şurası Almanya, burada kafe var. Burada burası şey diyor, Hollanda. Burası Belçika. Hepsi ayrı ama geçişler serbest. Bak geçişler serbest. Aynen bunun gibi de hayal Latife-i Rabbaniye, Sır, Hafi, Ahva, bunlar hepsi yan yana geçişler serbest, ama hepsinin şeyi farklı. Bilmen lazım. Yani hepsinin kuralı ayrı, hepsinin ondan sonra vaziyeti ayrı. Birisi boyane, birisi dikiş, Heh. birisi paket. Hepsinin şeyi farklı, bileceksin. Kuralı, mekanizması farklı. Şimdi, şimdi bu manevi latifeler, cihazatlarımız bu kadar irtibat fazla olunca. Neyin nereden geldiğini anlamak zor. Neyin nereden geldiğini anlamak çok zorlaşıyor. Mesela e, biz kalbimden mi geldi, vicdanından mı geldi, nefsimizden mi geldi anlayamıyoruz. Mesela e, sorsan sen ki kardeşim vicdanın sesi nedir? Vicdan nedir? İçinden gelen bir ses der. Ama içinden gelen ses senin nefis de oluyor, vicdan da oluyor değil mi? Nereden geldiğini ve neden geldiğini anlamadığından kaynaklanıyor. Şimdi... Mana çıktı. Dima doğru yolculuğa başladı. Bak çok önemli nokta bu. He. Mana çıktı. Dima doğru yolculuğa başladı. Hayal bölgesine girdi. Şimdi hayalin ekstra bir özelliği var. Hayal bazı ülkelerde şey vardır. Serbest ticaret bölgeleri vardır. Tamam orada, orada liman vardır. Oraya bütün gemiler yanaşır. İşte Belçika'dan gemi gelir, Hollanda'dan gelir, Çin'den gelir. İçinde bir sürü vagon vagon da şey vardır. Sen söyle böyle konteyner konteyner yük vardır. Tamam mı? Yahu gemi misal veriyorum İstanbul'dadır, Türkiye'nin limanındadır. Ama orası serbest bölgedir. Oraya her türlü gemi yanaşır. Tamam mı? Orada bir sürü de ürün de vardır. Kimisi muz getirir, kimisi salatalık getirir. Kimisi de ondan sonra e, ne diyeyim ben uranyum getirir, zehir getirir misal veriyorum. Tamam mı? Neden? E serbest bölge. Şimdi hayal de böyledir. Hayale hayal sürekli üretir. Hayale sürekli temas vardır. Hayal sürekli tabiri caizse üretim yapar. Mensucat yapar dedi ya diker. Şimdi kalpten çıkan manalar hayal tezgahından geçerken hayalin örmüş olduğu, bak örmüş olduğu, dikmiş olduğu neler vardı? Suretler vardı. Ve senin hayalinin bazı ehemmiyet vermiş olduğu bazı suretler de biçilir. Mesela sen bir şey görmüşsündür. Mesela bir araba görmüşsündür. O arabaya kendini koymuşsundur. Hayal onu alır, dokur, sureti yapıştırır, bırakır. Hayal şeye benzer. Dağınık bir çocuğa benzer. Sürekli üstünü değiştirir, bırakır, kıyafeti çıkarır. Bizim mesela bir numara kız evlidir tamam mı? Tabi her derste böyle aileden örnek örnek vererekten bizim ailemin ne kadar cins bir aile olduğunu <laughs> anlıyorsunuz. Şimdi alıyor. <laughs> tamam alıyor mesela çıkarıyor bırakıyor. Giyiyor iki gün bir, bir, dakika işte atıyorum o, bir saat giyiyor bırakıyor. Dolabı bir açıyorsun darmadan tamam mı? Ulan bu ne? Diyorsun düzenli buraya alıyor düzenli tekrardan tekrardan dağıtıyor tamam mı? Şimdi hayal böyledir. Alır sen araba görürsün sen arabanın içine kendini koyarsın çeker fotoğrafını resmini ata bırakır tamam mı? Bir şey görürsün bazı o görmemen gereken şeyleri görürsün. Alır, diker, bırakır. Yola böyle dizer. Dizer, 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 dizer. Bazı ehliyet verdiğin şeyler daha ciddi dokur. Bırakır, bırakır, bırakır. Şimdi mana da çıktı senin aleminden. Yalın, üzerine işlem yapılmamış ham madde olarak hayal bölgesinden geçmeye başlıyor. Hangi mana geçse ya ona giydirir, ya takar, ya bulaştırır, ya perde eder. Oradan geçen hangi mana olursa olsun ...mutlaka bir temas oluyor. He, şimdi burada... ...tehlike burada başlıyor. Bak, tehlike burada başlıyor. Her mana oradan geçecek mi? Geçecek. E tamam, benim inşa et manalarım geçsin. Zarar görmem. Bana zarar vermez. Ama ben... ...ayat tefekkür ediyorum. Kur'an okuyorum. Risale okuyorum. İşte Evrad-ı Eskar okuyorum. Bazı manalar kalbime geliyor... E şimdi onlar da o bölgeden geçecek. E onlara da temas etmiyor mu? He işte bakın ne demiştik ilk dersimizde. Vesvese kime gelir? Ehli imana gelir. Bir tamam mı? Şeytan iki. Şeytan elinde bir dedektör gibi. Kime hangi noktadan vesvese vereceğini çok iyi bilir. Tecrübeli adam ya. 7 binlik tecrübe önerler böyle espri yaparlar ya dedektör vardı. Ya bakın ya bu varlığın ilk icraatı bir peygamberi vesveseye sokmak olmuş yani. Büyük oynuyor yani. Sen ben kimiz? Şimdi dedektör var elinde senin hassas olduğun, önem vermiş olduğun şeyi tespit eder. Sen mesela dinde hassassındır ve hatta dine karşı böyle bir muhabbet beslemeye başlamışındır. Yani dine karşı bir yakınlaşma, kendini toparlama noktasında bir niyete girmişindir. Şeytan tespit eder. Evet tamam. Bunda bu var. Şimdi benim buna karşı ne yapmam lazım? Bu noktasına karşı vurmam lazım. Çünkü en zayıf olduğun yer en hassas olduğun yerdir. Mesela bazı insanlara zarar vermek için ne yaparlar? En sevdiği şeye şeyi kullanırlar. Mesela adamın parasını alacaksa kızını kaçırır. Değil mi? İşte bak kızın elimde Vermezsen öldürürüm der. Adam da ne yapar? İşte can havliyle ya parayı verir ya da işte polis çağırır. Bir çözüm bakar. En hassas olduğu yerden şeytan vurur. Oradan vurmaya çalışır. Vesveseyi verir. Şimdi ne zaman Kur'an okusan, ne zaman namaza dursan, dine ait bir şey yapmaya başlasan hayale ait bazı nahoş görüntüler. Bakın. Hayale ait bazı nahoş görüntüler belirleme başlar, oluşmaya başlar. E şimdi ali manaları düşürürken süflü şeyler aklına gelir. Olmadık. Müsteşene varan. Bak bunlar yaşanmış şeyler. Tamam mı? Şimdi bunlar peki hayal tezgahından geçerken temas edecek. E bunlara zarar gelmeyecek mi? İşte bak hemen bir alttaki cümle diyor ki noktayı koyuyor. Eğer manalar münezzeh ve temiz iseler, Suretler mülevves ve rezil ise giymek yoktur fakat temas var. Ne demek bu? Bakın, sen düşündüğün şey tefekkürse, tesbihse, marifetullahsa yani içeriği manevi noktadan ali bir makam taşıyan bir mana ise bu manalar hayal tezyanından geçerken o hayal etrafa bırakmış olduğu görüntülerden etkilenmez. Onları giymez. Yani bir örnek vereyim. Bir ihtiyar hocaya diyor üstad. Tango kadın kıyafeti giydirilmez. Dans var ya. İhtiyar bir hoca. Giyer mi? Giymez. Biraz daha alemimize yerleştirmek için bir örnek daha vereyim. Sen cumhurbaşkanına palyaço kıyafeti giydiremezsin. Cumhurbaşkanı palyaço kıyafeti giymez. Makam ne kadar büyürse, Artarsa kişinin ciddiyeti ve giyeceği kıyafet de o ciddiyette olur mu? Olur değil mi? Patronsun bir iş görüşmesine gideceksen değil mi? E, Boxer'la gitmezsin. Üzerine bir kıyafet giyersin. Adam akıllı bir kıyafet iş görüşmesine gidiyor adam. Mesela şey gibi damat gibi giyiniyor. Da ya. ilk izlenim çok önemli diyor yani. Bak makam arttıkça giyinen kıyafet de ona göre değişiyor. E şimdi kelam da bunun gibidir. Ali manaları taşıyan kelamlar süfli libasları giymezler. Dönüp bakmaz bile. Ama hayal orayı bırakmış bir sürü çirkin görüntüler, bir sürü çirkin şeyler, ee, vaziyetler. Dokuyor sürekli, üretiyor ya. Bırakıyor böyle dağını çocuk gibi. E mana arasından geçecek. Ha, böyle Ali manalar öyle süfli kıyafetler giymezler. Merak etme. Ama temas var mı? Var. Ama temas zarar verir mi? Vermez. Bak şimdi onu açıklayacak. Anlarız bunu. Sen namaz, namaza durduğunda veya da Kur'an okuduğunda senin hayaline gelen süfli görüntülerle senin alakan yok. Ama şimdi bak cümle içerisinde tezat oluyor. O yüzden bunu bastıra bastıra söylüyorum. Anlatamam şimdi demek Bir daha anlatayım. Bir daha anlatayım bak şimdi. Hayal sürekli şekilde benim hayat içerisinde önem verdiğim veya da bakmış olduğum bir sürü şey üzerinden dokuma ürünler çıkartıyor. Nest diyor. üretiyor. Bazen sevdiğim bir araba içerisinde seni koyuyor. Bazen müstehcen bir görüntü içerisinde hayaline çok ciddi yerleşmiş olan bir şeyler serpiyor. Sürekli yol üzerine böyle bunları serpiyor. Mana kalpten ham madde olarak çıktı. Ben Kur'an okuyorum. Ben zikir çekiyorum. Ben tefekkür ediyorum. Bir mana çıkıyor benim alem kalbinden. Ham madde olarak. Fakat dima gitmesi için yani aklıma gel çıkması için, kelama dökülmesi için bir yol kat etmesi lazım. Bir mesafe kat etmesi lazım. Yol içerisinde böyle süfli bazı görüntüler var. E şimdi her mana oradan geçip oradan etkileniyorsa o zaman bu âli manalar da oradan geçip etkilenir mi? Hayır diyor onu bak. O zaman etkilenmez. Neden? Nasıl örnek verdi? Âli manaları taşıyan, âli ondan sonra e, tefekkürleri taşıyan manalar böyle süfli şeyleri giymez. Merak etme Cumhurbaşkanı palyaço kıyafeti giymediği gibi giymez. Korkma kardeşim bir hocanın dansçı kadın kıyafeti giymesinin imkanı olmadığı gibi bu manalar da oradaki süfli şeyleri giymezler kardeşim. Rahat ol ya. Korkma. Vesvese verme ama oradan geçecek. Geçsin. Oradan geçmek zorunda. Ama giymek yoktur. Temas vardır. Temas zarar vermez. Bak şimdi onu açıklayacak. Anladınız mı bunu? Yani elhamdülillah yaşamadığınız için anlayamıyorsunuz. Böyle insanlar var ya. Adam eline Kur'an'ı alıyor. Affedersin müstehcen şeyler geliyor aklına. Kur'an okuyamıyor bu adam. Namaza duruyor. Namaza duruyor durmaz. Allahu Ekber diyor. Aklına olmadık görüntüler geliyor. Fikrine şeyler geliyor. Adam namazı bırakıyor. Namaz kılamıyor. Ondan bahsediyoruz. Onlar ayrı mesele. Seninki çok teferruat. Gelecek. Bunlar hayalin vazifesi. Hayal dokuyor. Sen o şeyden, mana aleminden senin çıkan mana oradan geçecek. Sen şimdi ne yapıyorsun? Oradan geçerken bunların e, sana temas ettiğini ve sen bunlarla birebir meşgul olduğunu zannetmeye başlıyorsun. Bu yok diyor. Merak etme. Senin uğraşmış olduğun ali şeyler böyle sütlü şeylere temas etmez. Bunları giymez diyor. Anladınız mı? Ama tabii şimdi herkes de böyle olur mu? Olmaz. Yani mesela benim yıllarda 42 seneden beri yüklemiş olduğum birçok görüntü var. Bazen nefsimi uyaraktan yüklemiş olduğum de Onların da faturası çıkıyor bazen. Yani kendimizi ne kadar çekersek bu nispette hayal dünyamız da berraklaşmaya başlar ki üstad hayal için oruç tutmak tutturmaktan bahseder. Hayal oruç tutturmak yani. Evet devam ediyorum. Şimdi bak anlattı fikir aynı anda aslında bunlar hepsi iç içe var. Yani hayal ürettikleri ve ali manalar iç içe duruyor. Şimdi nerede başlıyor sıkıntı? Vesveseli adam teması telebbüsle yani giymekle oradan geçerken temas ediyor. Ama o temas etmeyi giymek olarak algılıyor. Ve eyvah der. Kalbim ne kadar bozulmuş. Bu sefillik, bu hisseti nefis beni matrut eder. Yani tard ettirir. Ben yoldan çıkmışım ya. Ben namaza duruyorum aklıma bunlar geliyor diyor. Kabe düşünüyorum bunlar aklıma geliyor Allah hakkında olmadığı şeyler aklıma geliyor. Peygamber hakkında olmadığı şeyler aklıma geliyor. Bunlar çok yaşanan şeyler abiler. Ve bu asırda daha çok yaşanacak bunlar. Çünkü çok büyük bir taarruz var. Kendimiz muhafaza etmiyoruz. Çöp tenekesi gibi her şeyi izliyoruz, her şeyi dinliyoruz, her şeye bakıyoruz. Tamam mı? Atıyoruz, atıyoruz, atıyoruz. Artık alemimiz damadan olmuş yani. Vesvese, vehim almış başını gidiyor. Herkese cüz-i bunu görürsünüz, işitirsiniz yani. Bunlar yaşanan şeyler. Vesveseli adam diyor ki ben mahvolmuşum ya. Kur'an kurken bile ondan sonra bu hale insan olur mu ya? Bunlar düşünür mü diyor ya? Bak bu, bunu, bu sıkıntıya girmeye başlıyor. Şimdi bak ne dedi? Şeytan onun şu damarından çok istifade eder. Şeytan da bunu istiyordu zaten. Bak neyin nereden geldiğini, nereden geçtiğini bilmediğin için hayalin ürettiklerini kendi malın zannetmeye başladın. Okuduklarının da aslında bunların iç olduğunu zannettin. Kirlendiğini zannettin. Şeytan dedi tamam ben bunu tufaya düşürdüm. Yani ben bunu artık ümitsizliği damarından yakaladım. Bunun işi bitti. Ya. Şimdi işte hayalin bırakmış olduğu libas ve suretlere, mananın teması o suretleri giymek olarak algıladığın anda, tamam mı? O artık, o kişi o manevi işten ne yapıyor? Uzaklaşmaya başlıyor. Ee, sen söyle, artık daha da o işi yapamaz hale geliyor. Ya namaz kılamıyor, namazı terk ediyor. Ya o işte Kur'an okumayı terk ediyor, dersleri terk ediyor, bir şeyleri terk ediyor. ki terk yapmaya başlıyor. Çünkü neden? Kurtulmak için. Çünkü kurtulmanın arkasında o işi sevmediğinden değil... Allah'a karşı su edette bulunduğunu zannettiği için. Kur'an okurken böyle şeyler gelmemesi lazım. Böyle bir insana gelmemesi lazım. Bana geliyor ben çok bozuk bir insanım. Ben bu kitabı okumaya layık değilim diye. Bak müspet manada kendini düşünerekten o Kur'an'a hürmetinden, Allah'a olan hürmetinden maalesef. işte maalesef bilgisizlikten, cahillikten kaynaklı vesveseye mağlup oluyor ve kaybediyor. Uzaklaşıyor o işi bırakıyor. Hı. Diğer ülkelerin insanlara onu entelektüel anlamına gelince ki ben de Ama bunun olduğunu açıklarsa... İşte o, o ves, böyle çok ciddi boyutlu olan insanlar var. Büyük bir hastalık. Allah muhafaza etsin. Allah şifa versin inşallah. Ama bunun yolu bu yani. Başka bir çözümü yok bu işin yani. Kendini tanımlayacaksın. Neyin nereden geldiğini bileceksin. Melekut boyutunun farkına varacaksın. Neyin nereden nasıl geldiğini bileceksin. tamam O zaman e, ilim onu ne yapar? Tard eder diyor. İlim onu taat eder. Cehil onu davet eder. Şimdi bak Allah tasalı şimdi çareyi söyleyecek. Şu yaranın merhemi şudur. Dinle ey bir çare. Bir çare. Bak çok çaresiz insanlar var ya. İlerleyen safhada çok ciddi çaresiz insanlar var. Ben çok karşılaştım bunlarla. Nasıl ki senin namazın edebi nezihanesinin vesilesi olan zahiri taharete batnının batınındaki necaset ona tesir etmez ve bozmaz. Bak şimdi. Temasın telebbüs olmadığına güzel bir örnek veriyor. Temas telebbüs yani o şeyi giymek değildir. Temas olsa sıkıntı yok. Neyi örnek verdi? Senin batındaki yani miden miden dışı temiz. Sen nesin? Tahirsin. Temizsin. Necis değilsin. Ama kanın içerisinde 3 santim bir şey soksak içeride affedersin ne var? Pislik var. Necaset var. Yani temas var. Bak temas var ama necaset e, ay çıkmadığından libas olmadığından yani giyilmediğinden dolayı bak ne oluyor? Senin namazın temiz oluyor. Anladınız mı? Bak şimdi ben namaza durdum allah Ekber dedim. Hades'ten taharet, necasetten taharet diye namazın şartları var ya. Şimdi necasetten taharet nedir? İnsanın pisliklerden kendini muhafaza etmesi, temizlemesi. Namaza durdun. Affedersin insan dışkısı, özür diliyorum. E, necaset midir? Necasettir. Şimdi benim karnım. Karnımın üstünde necaset yok. Ama karnımın içerisinde bağırsaklarda necaset var. Doğru mu? Evet. Temas var mı? Evet var. Bak deri vasıtası temas var. Ama dışarı çıkıyor mu? Yok. Çıkmıyor. Demek ki temas giymek değilmiş. Yani benim hayalimin üretmiş olduğu böyle süfli manzaralar, resimler, suretlere benim manalarımın temas etmesi onu kirletmiyor mu? Çünkü manalarım onları giymiyor. Aynen midenin içerisindeki, işkembenin içerisindeki defi acil dışarı çıkmadığı gibi o manalar onları giymiyor ve dolayısıyla da abdest bozulmuyor. Bak, güzel bir örnek verdi. Bir örnek daha verecek. Öyle de bu bir misal. maani mukaddesenin yani mukaddes manaların, bir Subhanallah tesbisini tefekkür etmen ve Elhamdülillah tefekkür etmen gibi manaların, mukaddes manaların sureti mülevveseye mücavereti teması, yani böyle zahiri pis şeylere olan şeyle görüntülere, suretlere teması zarar etmez. Bak temas var. Aynen midenin dışıyla, yani karnımın dışıyla karnımın iç tarafının teması gibi. Temas var ama şey yok, zararı yok. Bu manalar buradan geçiyor. Temas var ama temas giymek değildir. O kıyafeti giymek değildir. O sureti giymek değildir. Mananın kendisine ait değildir. Oradan mana geçerken temas ediyor. Şu karnımın içerisinde et ve işkembenin arasında bir temas var mı benim necasetle tahir olan kısımda temas var mı var o temas olmak zorunda ama temas üzerine çıkmadıktan sonra giymedikten sonra necis olmaz yani benim karnımın denilip dışarı bağırsaklarından affedersiniz defi hacet dışarı çıkmadıktan sonra dışa bulaşmadıktan sonra yani tabiri caizse e, necaset tayin olan kısmın üzerine bulaşmadıktan sonra, giyilmedikten sonra zarar vermez. Manalar, mukaddes manalar hayalin arasından geçer. Geçerken temas eder ama temas etmesi içerisinde almadığı için, alamayacağı için içerisinde var diyemezsin. Mukaddes manalar için necaset olmaz. Onun içine giremez. Cumhurbaşkanı palyaço kıyafeti giymediği gibi o manalar da onlara giymezler. Oradan geçerler ama. Geçerken temas eder. Ama temas etmesi zararı vermez. Anladınız kadar ben Başka bir örnek daha veriyor. Diyor ki, mesela sen ayatı ilahi tefekkür ediyorsun. Bir ayeti tefekkür ediyorsun. Bizim az yaptığımız şey ama hani oldu da yaptık. Mesela Haleka semavati vel arz derdim. Böyle semanın ve arzın yaratılışını tefekkür etmeye başladım. Bir birden bir maras, bir iştiha ya da devli gibi bir emri müheyyic. Birdenbire sen bunu tefekkür ederken bir maraz, bir gaz sıkışması, bir ondan sonra iştia, birdenbire kuvve-i şeyvende hareketlilik başladı. Hormonal yapı ya bu insanın vaziyeti bu yani. Ama birdenbire vaziyet değişti. Veyahut da bir emri müheyyic, affedersin bir sıkışma hali oldu tamam mı? Şiddetle senin hissine dokunuyor. Sen yani tefekkür ediyorsun. Birden bire baktın ki ne var, kalkışma var. <laughs> tamam mı? Ya bir sıkışkı, sıkışma hali ya başka bir şey, tamam mı? Elbette bak, elbette senin hayalin bakın hayal acip aktif. Elbette senin hayalin devayı illet ve kazayı hacetin levazmatını görecek, bakacak, onlara münasip süfli suretleri nesnecedecek ve gelen manalar ortalarından geçecekler. Şimdi senin sıkışıklığın gelince hayal hemen sana tuvaleti nesletecek. Senin kuvve-i bir oynama olunca ki insan da galiba olur. Hemen hayal ona münasip bazı görüntüleri sana örmeye başlayacak. Hemen devreye giriyor hayal. Hemen örmeye başlıyor. Sen ama hala şeydesin. Halekas semavati vel arz diyorsun. Allah'ın sema ve arzı yaratmasını düşünüyorsun manalar da bunların arasından geçiyor. Tamam mı? Geçeceklere diyor o manalara. Ne beyis var, ne telebüs var, ne zarar var, ne hatar var. Hiçbir şey olmaz kardeşim. Ne yapacaksın? Tamam mı? Ya bunlar bu manalarla alakası yok. Hayal dokuyor, mana oradan geçiyor, temas ediyor. Takılma. Ee, peki hatar nedir? Zarar nedir? Tehlike nedir? Hasrı nazardır zanlı zarardır. Ha ben bittim ya. O hale kâssem havati vel arz dedim. Şuraya bak aklıma gelen şeye bak ya. Ben mahvolmuşum ya. Hep de böyle oluyor. Dedin hasır nazar ettin, zanlı zarar ettin. O zaman sen ne yaptın? Şeytanın ağına düşmüş oldun. Yani neden? Çünkü geçeceklere temas etmesi o geçen manaların onların üzerine binmesi anlamına gelmez. O manalar onlarla, o süfli şeylerle uzaktan yakından alakası yoktu. Ama sen zarar ettim zannettin ve en büyük zarar işte zarar ediyorum. Ben mahvolmuşum, ben bitmişim dediğin anda başlıyor. Bak şimdi bir örnek daha verecek. Bununla ilgili mesleviden bir atıf yapacağım. Diyor ki, İlem eyyol aziz. İnsan kalben fikren hakaiki ilahiye bakıp düşündüğü zaman bilhassa namaz ve ibadet esnasında bak bilhassa namaz ve ibadet esnasında gerek şeytan tarafından gerek nefsi tarafından pek fena pis ve çirkin vesveseler, hatıralar, sinekler kalbe, akla hücum ederler. Ne zaman geliyormuş? ibadet zamanı. Sen ne zaman manevete yöneleceksin? Ne zaman namaz kılacaksın, ne zaman kitap okuyacaksın, ne zaman evlat okuyacaksın, ne zaman tarikat zikrini çekeceksin. O anda nefis ve şeytan tarafından ne gibi? Vesveseler geliyor, sinekler gibi. Kalbe, akla hücum etmeye başlıyor. Bak kalbe ve akla hücum etmeye başlıyor. Sinekleri kenara tut, sonda hatırlatırım. Tamam mı? Bak kalbi haklı etmeye başlıyor. Ne zaman? Sen ben maneviyatla ilgili bir şey yapınca birden böyle böyle hop üşüşmeye başlıyorlar. Bu gibi hevai, vehmi ve çirkin şeylerin defiyle uğraşan adam o vesveselere mağlup olur. Bunlarla uğraşırsan, bunları kaçırtmak için uğraşırsan, def etmek için uğraşırsan mağlup olursun kardeşim. Çözüm ne? Ancak onları mağlup edip Kaçırmak çaresi müdafayı terk edip onlar ile uğraşmamaktır. Onlar ile uğraşmamaktır. Hani vesvesenin kaynağı e, neydi? Cehaletti. Vesvesenin çözümü neydi? İlimdi. İlim onu tard eder, cehil onu davet eder. Tanırsan gider, tanımazsan gelir. Vesvese geldi ibadet zamanında bir şey okuyamıyorsun, yapamıyorsun, aklına kötü kötü şeyler geliyor. Sen de bunlara uğraş, takılmaya başladın, uğraşmaya başladın. Bunlar gitgide artmaya başlar. Ne yapacaksın? Tabiri caizse kale almayacaksın. Dikkate almayacaksın. Uğraşmayacaksın. Bırak, elleme. Ya ya, elleme. Bir evet. başta bir ilk derse söyledik. Emniyet verirsen şişer, emniyet vermezsen gider. Elleme ya, bırak. Lakayet kal. Tamam, lakayet kal, elleme. Şimdi bak, bir örnek daha veriyor, çok hoş bir örnek. Evet, arılar ile uğraştıkça onlar hücumlarını arttırır, onlara karışılmadığı takdirde insanı terk eder, gider. Müthiş bir örnek. Yani alemi şehadetten bana bir hakikati ispat ediyor. Ey insan, sana bir örnek veriyorum. Vesveseli misali şuna benzer. Hani sen gidersin tarlana, bahçene, köyde otururken arı gelir, arılar gelir. Sen de arılara böyle yaparsın. O arı sana gitti de saldırmaya başlar. Böyle böyle yaptıkça arılar saldırmayı arttırır, değil mi? Ama sen o arılara karşı mukabele etmezsen, şöyle dursan, zaten arının sana ne işi olacak? Gelecek, bakacak, diyecek, diyecek ki bunda ne çiçek çıkar, ne bal çıkar, basıp gidecek. Değil mi? Ama sen arılara iliştikçe arılar sana nasıl musallat oluyorsa, vesvese de böyledir. Sen uğraştıkça daha da artacak. Sen uğraştıkça daha da artacak. Uğraştıkça artacak. Ne yap? Uğraşma. Uğraşma. Niye kendini boşu boşuna yoruyorsun? Ya uğraştıkça artacak. O yüzden vesvese, ilim, vesveseyi ilim ile anlayan kişi onu tanıyıp ona karşı müdafaa gerçekleştirmez. Bırak kare elleme vesvese gidecek. Bir yapar, iki yapar, üstünde basıp gider. Daha da uğraşamaz şeytan. Abi biz ne yapıyoruz? Yapıyorsun böyle. O geldikçe geliyor, geldikçe geliyor. Bu sefer artık yorgunluk başlıyor, çöküntü başlıyor, ümitsizlik başlıyor yani. Değil mi? Bak alem işaretten güzel bir örnek verdi. Hem o gibi vesveselerin ne hakayı ki ilahiye, ne de senin kalbine bir mazaratı yoktur. O vesvese geliyor sana. O vesveselerin senin düşünmüş olduğun o hakikat-ı ilahiye karşı, kutsi manalara karşı ve de ne de senin kalbine karşı bir zararı yoktur. Bak buna da örnek veriyor şimdi. Evet bir menzilin deliklerinden semanın güneş ve yıldızlarına Cennetin gül ve çiçeklerine bakılırsa o deliklerdeki pislik ne bakana ne de bakılana bulaşmaz. Fena bir tesir etmez. Bak buna bir örnek vereyim. Gözlüğüm, eski gözlüğüm. Bilerek de çamurlandırdım bunu böyle. Derste iyice anlamamız için. Bakın şu gözlük. Ben bu gözlükle bak ben bu gözlükle tamam mı? Semadaki gökyüzü güneşe bakıyorum. Gökyüzüne bakıyorum. Güzel yaratılan gökyüzüne ve güneşe bakıyorum. Ben bu gözlükle tamam mı? çiçeklere bakıyorum. Bahçelere bakıyorum. Cenab-ı Hakk'ın sanat ilahilerine bakıyorum. Fakat bu gözlükte çamur var. Peki soruyorum. Bu çamur bu çamur benim gözümde mi? Hayır. Güneşte mi? Hayır. Buradaki çamur benim gözümde mi? Hayır. Bahçedeki güzel sanat ilahi üzerinde mi? Hayır. Nerede? Gözlükte. İnsanın fikir dünyası, fikir aynası bu gözlük gibidir. İçerisinde bazı pis görüntüler, hayalin ölmüş olduğu pis görüntüler vardır. Münevves şeyler vardır, sükriş şeyler vardır. İnsan kendi bütünselliği içerisinde kainata bakar. O hayalin ölmüş olduğu çirkin, süflü şeyler bu pislikler gibidir. Vardır. Ama o pislikler ne o güzelliklere temas eder ne de senin kalbine temas eder. Bak gördün mü? Ne kadar basit bir olayı anlattı yani. E, yok mu? Var kardeşim. Buraya takılma. Gözlükte, hayalinde senin kalbine zararı yok. Hakikate zarar yok. Düşünmüş olduğun hakaike haliye karşı zararı yok. Senin kalbinden çıkan o manalara dolayısıyla kalbe ait bir zararı yok. Ama ne zaman dersin ki bu kirler benim kalbimde o zaman işte hapı yuttu. O zaman işte şeytan vesveseyi kazanmış oluyor. Ve seni o hakikaten uzaklaştırmış oluyor. Kitap okuyamıyorsun, Kur'an okuyamıyorsun, namaz kılamıyorsun vesaire. Çok dehşetli bir şey yani. Allah şifa versin inşallah. Evet bak devam ediyor son. O çirkin sözler 1. vacide bunu söylemişti. Senin kalbinin sözleri değil. Çünkü senin kalbin ondan müteessir ve müteessiftir. Değil mi? Mesela insan kendi kullanmış olduğu bir kelamdan rahatsız olmaz. Mesela kendine ait olan şeyden rahatsız olmaz. Mesela şöyle söyleyeyim. Senin iç dünyanda gelen bir ses var. İşte Ayet tefekkür ederken, namaz kılarken, haşa, peygambere karşı, Allah'a karşı küfürler çıkıyor. Sen bundan üzülüyorsun. Sen bundan sıkılıyorsun. Ya demek ki sana ait değil. Demek ki sana ait değil. Niye takılıyorsun? Takılma. Bırak konuşsun dursun. Abi ama bildiğin gibi öyle böyle küfür etmiyor. <laughs> öyle insanlar var ya, vallahi bak ya. Öyle böyleydi ya, öyle böyle küfür etmiyor abi diyor yani böyle. Peygamber Efendimiz'e karşı öyle küfürler geliyor ki yani dayanılacak gibi değil. Ya niye kulak veriyorsun ya? Bak sen bundan sıkılıyorsun. Bunlar sana ait sözler değil. Peki nereden geliyor abi bu söz o zaman? Niye bu sürekli var? Bak kendini tanımadığından dolayı hataya düştün. Bunlar nereden geliyor? Kalbe yakın olan lümme-i şeytaniyeden geliyor. Kalpte iki tane o da vardı ya bir oda şeytana aitti. Şeytan oradan gönderiyor vesveseyi. Vesveseyi gönderiyor. Peygamber hakkında haşa küfür gönderiyor. Allah hakkında küfür gönderiyor. Kur'an hakkında küfür gönderiyor. okuduğuna hakikaten hakkında küfür gönderiyor vesaire vesaire. Sen de ne yapıyorsun? Eyvah benim kalbimden çıkıyor bunlar. Mahvoldum ben. Öldüm bittim. Deme. Yahu senin sözlerin olsa sen bundan rahatsız olmazsın. Rahatsız oluyor musun? Demek ki sana ait değil. Ehli imansın. Şeytan vesvese veriyor. Ne yap? Uğraşma. Meşgul olma. Kulak verme. Üç beş kere daha söyler sonra gider. Ama sen uğraştıkça arı misali üzerine çullanacak, daha çok gireba düşeceksin, çözemeyeceksin. Sonra namazdan uzaklaşacaksın, kitaptan uzaklaşacaksın, Kur'an'dan uzaklaşacaksın. Şeytanın ağına düşeceksin. Mesela bir örnek daha veriyor. Sen namazda Kabe karşısında huzur-u ilahide, ayatı tefekkürde olduğun bir halde şu tedai efkar, yani bu fikir ondan sonra seni ne yapıyor? Tutup en uzak malayaniyat ile Malaniyat rezileye sevk eder. Kabe karşısında olmadık şeyler düşünmeye başlarsın. Hayal dokur. Çok yaşanır bu Kabe'de. Bak. Çok yaşanır yani bunlar. Ya Kabe dediğim bölgede şeytanın en azalısı olur ya. O <laughs> yani da Hazreti Ali ile mücadele etmiş şeytanlar var ya. Yani. <laughs> ne zannediyorsun sen? Oradakileri alayı şey yani. En azıları orada. Sen kimsin yani? Adam uğraşmış Hazreti Ali ile, Hazreti Ömer ile yani. Seni beni Çekirdek gibi harcar yani. <laughs> tamam mı? Bak sen Kabe'deyken böyle bir vaziyetteyken tefekkür ederken seni en süfli bir şeye götürdü. Hayal. Hayal de seni aldatmaya başladı. Dedi ki eyvah falan. Burada bile böyle şeyler gelir mi aklına? Deme kardeşim ya. Vazifesini yapıyor. İlgilenme. İlgilenme. Senin fikir aynanda her şey var. Bak fikir aynanda senin düşünce sistemi içerisinde hepsinin yeri var. Bak hemen devam ettiriyor örneği. Diyor ki mesela aynanın içindeki yılanın timsali ısırmaz. Ateşin misali yakmaz. Necasetin görünmesi aynayı telvis etmez. Bak şimdi. Ayna. Tamam mı? Bu ayna senin benim insaniyetin, melekut boyutun. Bak içinde her şey var. Bak lamba var, koltuk var. Tamam mı? Burada necaset düşünün. O var. Güzel manalar var. Tamam mı? Burası. Sen buradan bakıyorsun. Buradan sana bir şeyler yansıyor. Şimdi aynadaki yansıyan ateş seni yakar mı? Desen ki ateş var burada. Ateş, hayal ateş görüntüsü nezletmiş. Örmüş. Dokunmuş. Senin aynanda ateşin görüntüsü yansıyor. Sen böyle yapsan. Elim yandı. Manyak mısın kardeşim sen? Ayna bu la. Ateş burada görüntü olarak var. Sana zarar vermez. Evet, de bu da yılan olsa Hayal yılan Dokuması ördü. Senin aynanda yılan Dokuması gözüktü. Fikir dünyanda. Ama sen de Bir şeyle başka bir şeyle uğraşıyorsun. Yılan soktu beni. Yılan soktu desen ne derler? Kardeşim ayna bu. Ahmak mısın? Aynadan zarar gelmez. Ne zaman zarar gelir? Aynı da yine hakikat zannedersen zarar gelir. İşte vesvese budur. Hayalin örmüş olduğu, örmüş olduğu görüntüleri hakikat zannedip düşündüğün ali ondan sonra manaların üzerine o elbiseyi giydiğini zannetmek hakikatı, e, temsili hakikat zannetmek gibi. Zarar vermez. Korkma. Birazcık uğraş gidecek inşallah. Ama velakin yenilme. Yenildiğin anda bittin. Gelirin anda bittin yani. Evet. Vesvese en çok kime gelir? Ehli imana gelir. Sinek örneği vermiştir değil mi? Sinekler gibi. Sinekler ne zaman çıkar? Yazın. Değil mi? Evet. Yani sinekler yazın çıkar. Allah'ın Cenab-ı Hak yazın sinek halk eder. Değil mi? Hatta bir bahar mevsiminde halk edilen, yaratılan sinek sayısı İlk insandan ta ki son insan, Hz. Adem Aleyhisselam'dan son insan sayısından fazladır. Bir mevsimde yaratılan sinek sayısı. İki, sinek neye konar? Pisliğe konar. Değil mi? He, şimdi vesvese kime gelir? Sinekler gibi. Bana geldi değil mi? Niye geldi? Yaz. Yani ben de bir şeyler artık gözükmeye başlamış. Yani hareket var. İman noktasında bir terakki var. Yazın hani hareket olur ya, bütün mahlukat canlanır ya, sinekler de yaratılır. Değil mi? Ama sinekler faydalı mıdır? Tabii ki sinekler havadaki mikropları topladığı için çok faydalıdır. Bakın sineklerin üstad sıhhiye memurları der sinekler için. Kuşluklar der. O kadar sinek ne yaratılıyor? Havadaki mikropları emer, temizler. Ha, demek ki bu vesvese benim için iki noktada rahmettir. Bir bendeki bir uyanışın farkındalığını işar, farkındalığını ifade eder. Nasıl ki yaz zamanında bahar mevsiminde sinek yaratılırsa çünkü neden? Bahar mevsiminde aha, bir sürü mahlukat yaratılıyor, değil mi? Ha bir uyanış var. O uyanış içerisinde sinekler de uyanıyor. Sende de bu uyanış var. Sende de bir manevi açısından bir terakki var. Sinekler gelmeye başladı. İki Sendeki bazı noktaları temizlemek için gelir. Vesveseyi doğru kullanırsan. Bir menfi yönü var. Sinek neye konar? Pisliğe konar. Dünyanın kaç yüzü var? Üç yüzü var. Dünyanın iki yüzü mübarektir. Esma ilahiye bakan, ahirete bakan noktası. Bir noktası dünyanın cife yani leş olarak tabir edilen kısımdır. Vesvese kime gelir? Leş gibi dünya ile uğraşan, kendini dünyaya kaptıranlara gelir. Bir de menfi mana olarak. Da. Anladınız? Anladım. Evet. Peki ne yapacağız? İki vecihte de ortak nokta şu abiler. Şu vesveseye karşı reaksiyon göstermememiz lazım. Çünkü insan vesveseye düştüğünde bundan kurtulmak için ya fiili, bak ya fiili ya da fikri reaksiyon gösteriyor. Mesela bir vesvese örneği vereyim. Farklı bir örnek vereceğim. Elinin yıkamak için uğraşıyor vesveseli. Ya temizlenmedi. Ya biraz daha temizleyeyim. Biraz daha temizleyeyim diyor. Mesela ekstra temizlik yapıyor. Bak fiili bir reaksiyon gösterdi. Ve hatta fikri bir reaksiyon gösteriyor. Yani düşünmekten kaçıyor, uzaklaşıyor vesaire. Bak ne yaptı? Ya fiili ya fikri reaksiyon gösterdi. Ve bu iş anlık kişiye bir rahatlama sağlar. Mesela elini yıkarken vesvese geldi. Sen fazla yıkadın. Elhamdülillah dedin ki çok şükür ya tamam. Dediğini yaptım. Bir anlık bir rahatladın. Aslında en büyük hatayı yaptın. Çünkü ikinci dalga geldiğinde, üçüncü dalga geldiğinde artık işin içerisinden çıkamamaya başlayacaksın. İlk o fazla yıkayıp rahatlayıp rahatladın ya elini yıkayınca rahatladın artık var ya bir doz daha arttırmak zorunda kalacaksın yıkamayı. Biraz daha yıkayacaksın tamam mı? Sonra hıh oh! diyeceksin sonra bir daha gelecek daha da yıkayacaksın böyle tamam mı? Böyle. Yorulacaksın. Abiler bir buçuk iki saat banyodan çıkamayan insan biliyorum ben. Tamam mı? Gusül... Diyor ki işte toplu yine yeri kadar kuru kalmayacak diye utanmasa hücrenin içerisinde atomun içerisinde suyu geçirecek. Öyle yani. Bizim bir tane arkadaş bayılmıştı banyoda. Adam bir çıkıyor zımpara gibi yontmuş her tarafını yani. Neden? Bak neden bu hataya düştü? İlk vesvese geldiğinde fiil bazında onun dediğini yaptı. Onun dediğini yaptı. İki de bir daha ikinci dalga geldi. Bu sefer ilk dozda yetinmeyecek vesvese. Daha da fazla yapması lazım. İkinciyi de yaptı. Üçte, dörtte artık önü alınmaz hale gelmeye başlıyor iş. Bunun psikolojide hastalık olarak karşılığı var. Ha, bunun hastalık olarak karşılığı var. Ya artık duramıyor. Duramıyor yani. Anladın mı? Duramıyor artık yani. Ya öyle insanlar var yani. Acayip bir Allah şifa ihsan etsin yani. Tamam mı? Bak ne oldu? Artık önünü alamadı. Artık şeytan bununla tabi derse oynamaya başlar. Fikri olarak da. içerisinden Allah küfür ediyor, o da mukabelede bulunuyor. Mukabelede bulunuyor işte böyle değil, böyle değil, böyle değil, böyle değil, böyle değil, böyle değil, böyle değil. Sürekli şekilde cevap yetiştirmeye çalışıyor. Ve belli zamandan sonra artık yorulur insan. Dayanamazsın kardeşim, Şeytanla sen kafa mı tutacaksın ya? Şimdi perişan edecek yani. Ve takıntı haline gelecek. Ne yapacaksın? Çözüm. Hasanca söylüyor. Kardeşim sallama ya. Ehemmiyet verme. Uğraşma. Cevap verme. Banyodan çıktın. Ya buram kuru kaldı. Kaldıysa kaldı ya. Bugün de cunup gezeceğim yani. Bu kadar ya. Zaten çok mübarek olsa. Bak şeytan. Tamam mı? Sana zaten kuru o yer olduğunu söylemez ki. Şeytanın amacı seni ibadetten alıkoymak değil mi? Doğru mu? Şeytanın amacı seni ibadetten alıkoymak değil mi? Ya benim guslüm oldu mu? Ya gusluma olmadığı seni banyoya sokar mı şeytan? Der ki aman bu kuru kalsın da ne yaparsa boşa gelsin. Eğer demek ki banyoya sokmak için vesvese veriyorsa bil ki senin abdestin, senin guslün şeytan tasdikli bir gusüldür yani. Uğraşma, bırak. 2 üç yap ondan sonra kurtulursun. Ama bunu yapamıyoruz işte. Fiili, fikri olarak da cevap yetiştirmek için uğraşma. Ya bırak. Sen kafirsin diyorsa sana ne ya ben kafirsem kafirim kafirdim benim cehennem benim ben yanacağım sana ne. 2-3 cevap ver böyle, sonra hiç şekilde fikri ve fiili e, mukabele etme, biiznillah şifa olur. Da, biiznillah. Tabii manevi diğer ilaçlarını kullanırsan, işte evrattır, zikirdir vesaire değil, bilmem nedir. Ha, bunu yapmadın mı maalesef çok ciddi şekilde nice insanlar bu hayale gelen vesvese yüzünden ağabeyler namazı terk ediyor, işte Kur'an'ı terk ediyor, okumayı terk ediyor vesaire vesaire. Çok ciddi yani, büyük problem. Cenab-ı Hak inşallah hepsine şifa ihsan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.